Selam arkadaşlar, FC Koko kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Kanalımda bugün ara transfer döneminde gerçekleşen bir transferden, kendimin potansiyel gördüğü bir futbolcudan, aynı zamanda da 27. haftanın maçlarından bahsediyor olacağım. Ara transfer döneminde bahsedeceğim futbolcu, ekranında da gördüğünüz gibi, hatta bir yudum alayım öncelikli olarak. İrfan Can Kahveci'den bahsedeceğim. İrfan Can Kahveci, Metropol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti. Ve bu transferde başta Galatasaray'da olmak üzere bazı Avrupa kulüpleriyle de kıyasaya mücadele içindeydi. Transferi şu şekilde gerçekleşti İrfan Can Kahveci'nin. 7 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödendi kendisine. Sportif başarılara bağlı olarak artı 1 milyon euroluk bir bedel daha ödenecek. Ve bonservisiyle Deniz Türüç ile Tolga Ciğerci verildi Başakşehir'e. Ve en son madde olarak da Fenerbahçe'nin bir sonraki satışını 11 milyon euronun üzerine gerçekleşmesi durumunda %20'lik bir pay verilecek Başakşehir'e. 3,5 yıllık bir sözleşme imzalandı kendisiyle. İrfan Can Kahveci henüz Fenerbahçe'de 90 dakikalık bir forma giymedi. En son oynanan Antalya Spor maçında oyuna Mesut Özil'in sakatlanmasından sonra dahil olmuştu. Ve yavaş yavaş da ben kondisyonunu toparlayıp ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu olacağını düşünüyorum. Özellikle son zamanlarda Fenerbahçe'de orta sahada yaşanan eksiklik, işte biliyorsunuz ki Gustavo daha toparlanamadı ve ara ara sakatlıklar yaşıyor. Keza şimdi bu sakatlık kervanına en son büyük ümitlerle alınan Mesut Özil eklendi. Ve daha açıklanmadı ne kadar sahalardan uzak kalacağı. Umarım da çok uzun kalmaz. Çünkü Mesut Özil'i her seyirci gibi ben de izlemek istiyorum. Ve İrfan Can Kahveci için de bir fırsat doğdu diyebilirim. Ve kendisini en yakın zamanda vazgeçilmez 11 oyuncusu olacağından da eminim. İrfan Can Kahveci 25 yaşında, biliyorsunuz ki merkezi orta saha oyuncusu. Aynı zamanda da ofansif orta sahada da, yani 10 numara pozisyonda da görev alıyor. Kariyerinde bu zamana kadar 268 maçta 36 gol ve 31 asistlik bir skorer katkısı bulunuyor. İrfan Can Kahveci'nin kariyerine değinecek olursak da altyapısını Gençler Birliği'nin altyapısında başladı ve daha sonrasında burada yine ilk profesyonel imzayı Gençler Birliği'ne attı. Bir yılını Hacettepe'ye kiralandı. Hacettepe'de bir yıl forma giydikten sonra Gençler Birliği'nde 2 sene görev aldı ve daha sonrasında Başakşehir oyuncuyu 2016 yılında 1.6 milyon euroluk bedelle kadrosuna kattı. 2016 yılından bu zamana kadar Başakşehir formasını terletti oyuncu ve özellikle en son Başakşehir'in şampiyon olmasında çok büyük rol oynadı. Ve hatta şöyle söyleyebilirim, Şampiyonlar Ligi arenasında da toplam biliyorsunuz grupta 6 tane maça çıkabildi Başakşehir ve 4. olup maalesef elendi. Ve bu 6 maçta 3 gol bir asistlik bir ciddi katkısı var aslında. Çünkü rakipleri bir hayli güçlüydü. Avrupa piyasası da yakından izleme fırsatı yakaladı İrfan Can Kahveci'yi. Daha sonrasında ara transfer döneminde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında aslında kıyasaya bir mücadele yaşandı İrfan Can için. Bir yandan Galatasaray taraftarları ve Fenerbahçe taraftarları İrfan Can için birbirlerine diyalog haline girdiler. Aynı zamanda başkanlar, teknik direktörler, hatta futbolcular bile bu konuda söz hakkı aldı. En son tabii noktayı Fenerbahçe koydu ve kadrosuna dahil etti oyuncuyu. 17 kez milli takım formasını da terletti İrfan Can. Henüz herhangi bir skorer katkısı yok ama önümüzde biliyorsunuz ertelenen Euro 2020'nin yani 2021 diyebiliriz. Onda da amili kadroda mutlaka yer alacaktır. Hatta bence ilk 11'de yer alacaktır kendisi. Tabii Şenol Hoca'nın tercihi değişkenlik gösterebilir ama ben kendimce ilk 11 için kesin gördüğüm, banko gördüğüm oyunculardan bir tanesi diyebilirim. İrfan Can Kahveci'yi tabii Fenerbahçe'ye transfer ederken biliyorsunuz hatta bu senenin en büyük gündemlerinden birisi oldu. Alo ben Emre abi diye bir kelimeyle, bir cümleyle, sloganla yola çıktı Emre Veresoğlu. Ve birçok transferi bitirdiği gibi aslında İrfan Can Kahveci'nin de Fenerbahçe'ye gelmesinde kilit isim oldu diyebilirim. Şu anda güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gözüküyor. Ancak oyuncu Fenerbahçe'nin en büyük şampiyonluk adaylarından bir tanesi Fenerbahçe. Avrupa'ya ya da Şampiyon Ligi'ne gitmesi durumunda kendisini tekrardan Avrupa sahnesinde ispatlayabilecek bir potansiyelde. Ve bir sonraki sıçramasını yurt dışına yapabilecek yaşta olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye de aslında şu anda 7 milyon euro ve artı yan bir sürü maddeler vardı. Hani maliyet açısından yüksek gibi gözükebilir ama bence çok daha hani fazlasıyla kar edebilecek bir satışa dönüşecek ileride İrfan Can Kahveci. Ve umarım da Fenerbahçe için de çok başarılı olur. İrfan Can Kahveci'den bahsedeceklerim bunlar. Kendisine ve Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Bunun dışında kendimin potansiyel gördüğü bir oyuncudan sizlere bahsetmek isterim. Potansiyel gördüğüm oyuncu Diezen Maeda olacaktır. Diezen Maeda
Japonya'da oynayan santrafor bölgesinde aynı zamanda 10 numara pozisyonda da görev alan bir futbolcu. Şu ana kadar Avrupa kariyeri olarak sadece Maritimo'da bir yıl kiralık top oynadı. Onun dışında bütün kariyerine şu anda Japonya Ligi'nde devam ediyor. Ve milli takım bazında da sadece şu an için 2 maça çıktı. Henüz daha 23 yaşında ve boy olarak da 1.73 bir boyu var. Aslında kısa bir santrafor. Hani birazcık örneklendirmek gerekirse Avrupa'dan Agüero'ya benziyor diyebilirim. Bir yandan da şu yüzden bahsettim. Sadece boy açısından değil, Agüero kadar da en az süratli bir oyuncu diyebilirim. Ve bitirici bir futbolcu. Kariyerinde şu zamana kadar oynadığı 149 maçta 30 gol, 9 asistlik bir performansı var. Aslında hani gol ve asist açısından belki düşük gibi gözüküyor olabilir ama henüz daha 23 yaşında ve önünde daha uzun yıllar var kariyeri için. Oyuncunun kariyerine birazcık değinecek olursak, ilk olarak Matsumoto takımında kariyer başlangıcı oldu. Profesyonel imzayı yine bu takım üzerinde attı ve oyuncu sürekli 3 tane ayrı kulübe kiralandı. Bu kulüpler sırasıyla Mito, Maritimo ve en sonunda Yokohama takımına kiralandı Japonya'da. Yokohama'da en son oyuncudan verim aldıktan sonra kendi kadrosuna satın alarak dahil etti oyuncuyu. Şu anda oyuncunun güncel piyasa değeri 850 bin euro civarında. Aslında çok komik bir rakam. Ve 23 yaşındaki bir oyuncu için de bence yani çok rahatlıkla verilebilecek bir rakam. Hem Anadolu kulüpleri olsun hem de 4 büyükleri için olsun bence kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir oyuncu. Biliyorsunuz ki şöyle söyleyebilirim sizlere. Son zamanlarda Avrupa arenasından değil, Avrupa dışından yapılan transferler Türkiye'de çok konuşulur oldu. Bunların öncelikli olarak Galatasaray'ın Mısır'dan almış olduğu golcü Mustafa Muhammed'den bahsedebiliriz. Fenerbahçe'nin Kıbrıs'tan almış olduğu Adam Salahi'den bahsedebiliriz. Bunlar Avrupa'dan değil, Avrupa dışından gelmiş oyuncular. Ancak şu anda ligimize çok ciddi katkılar veriyor. Bu oyuncu da Japonya'dan transferi gerçekleştirilip hem oyuncudan katkı alınıp hem de aslında Türkiye'yi Japon pazarında da birazcık geliştirebiliriz. Yani bu konuda hani yayılmasını da sağlayabiliriz. Çünkü biliyorsunuz zamanında Japonya'dan Japon futbolcu daha doğrusu Galatasaray Inamoto'yu transfer etmişti zamanında. Beşiktaş'ta bir ara Kagawa geldi biliyorsunuz. Dolayısıyla Japon turistlerin ve Japon futbol severlerinde Türkiye'ye ilgisi bu şekilde artıyor ve Türkiye Ligi'ni izleme fırsatları oluyor. Oyuncudan şu an için bahsedeceklerim bunlar. Sizlere biraz da 27. haftadan bahsetmek istiyorum. 27. hafta içi oynanan maçlar da sahne aldı. Biliyorsunuz ki hafta içi oynanan maçlarda dikkat çeken şampiyonluk yarışında iki tane takımın da puan kaybetmesi oldu. İlk önce Galatasaray Ankara deplasmanında Ankara gücüne 2-1 mağlup oldu. Hikmet Karaman'ın gelmesinden sonra aslında 3 maç içerisinde bir mağlubiyet aldı. Bir Hatay deplasmanında mağlup olmuştu Ankara gücü. Onun dışında yine 10 kişi kaldığı bir maçta beraberlikle sahadan ayrıldı. Ve en son olarak da Galatasaray'ı 50 puansız evine gönderdi diyebiliriz. Bunun dışında Ankara gücünün yanı sıra biliyorsunuz diğer şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe evinde Antalya Spor'la berabere kaldı. 1-1 bitti maç. Ve aslında burada dikkat çekilmesi gereken bir diğer nokta Antalya Spor'un Ersun Yanal'a geldiğinden bu yana kadar hala daha bir mağlubiyet yüzü görmemesi. Ve bu maçlar içerisinde zirve yarışında olan tüm takımlarla da maç yaptı. Hani farklı maçlar ya da nasıl size söyleyeyim şampiyonluk dışındaki maçlarla oynadığı olarak nitelendirmeyelim. Çünkü Fenerbahçe ile yaptığı, Galatasaray ile yaptığı, Trabzon'la yaptığı, Beşiktaş ile yaptığı, tüm kulüplerle yaptı. Dört büyükler arasında ve hiçbirinden de mağlup olmadı. Yani Ersun Yanal'ın bu başarısı gözle görülür derecede. Aynı zamanda biliyorsunuz ki Göztepe halihazırda Ünal Karaman'la çıkışını sürdürüyor ve en son oynanan maçta da berabere ayrıldı. Bir kere sadece mağlup olmuştu Ünal Karaman sonrasında Göztepe. Bir diğer size değineceğim bir takım ise Kayserispor olacak. Kayserispor'da biliyorsunuz ki yine küme düşme hattında ve çok kritik bir galibiyet aldı. 2-0 sahadan ayrıldı ve canını dişine takarak oynayan bir Kayserispor vardı. Ayrıca zaten biliyorsunuz Kayserispor camiasında da bir ilk yaşanıyor. Yani şöyle ilk yaşanıyor. Yaklaşık 2 senedir başkan olarak kadın başkan şu anda Kayserispor'u temsil ediyor ve ligde de tutuyor açıkçası Kayserispor'u. Geçen sene gerçi küme düşme kaldırılmıştı, o şekilde ligde kalmıştı ama ben bu sene mutlaka ligde kalabilecek bir potansiyelde ve takım kadrosunun olduğuna inanıyorum. Bir diğer gündem ise Gaziantep'ten ayrıldıktan sonra Çaykur Rize'ye gelen Sumudika Kayserispor maçı sonrası karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilerek ayrıldı. Aslında Sumudika başarılı bir teknik direktör. Ama şöyle başarılı bir teknik direktör. Sumudika kendi takımını,
kendi ekibini, kendi oyununu kurduktan sonra başarı sağlayabilen bir teknik direktör. Kayserispor ve Gaziantep'te bunu sağlamıştı ve kendini ispatlamıştı. Eğer Çaykur Rize çok çabuk aslında bir reaksiyon bekliyordu Tsumidika'dan. Hani alır almaz üst üste galibiyetler ya da hiç mağlubiyet yüzü görmeden bir ilerleme bekliyordu. Ama bu şu an için hani söz konusu değil. Hani Tsumidika'da zaten basın toplantısına değinmişti. Buraya ben değil Mourinho da gelse hani bir şey yapamaz. Kartal, İsmail Kartal kötü bir hoca. Ünal Karaman mal trenador. Ünal Karaman kötü bir hoca. Thomas mal trenador. Thomas kötü bir hoca. Tsumidika mal trenador. Tsumidika kötü bir hoca. Tutto trenadores che scegano Rize somai, so pior. Gelen bütün hocalar mı Rize'ye kötü hocalar? Si amanhã chega Mourinho, não vai fazer nada. Yarın Mourinho gelsin o da bir şey yapmaz burada. Çaykur Rize olarak biliyorsunuz ki hani hadi ben kendimi kötü teknik direktör kategorisine koyuyorum. Ünal Karaman da öyle, Thomas da öyle, İsmail Hoca da öyle ama bu hocayla alakalı değil. Bunun Çaykur Rize takımı ve yönetiminin dikkat etmesi gerekiyor. Bu tamamıyla takımla alakalı bir durum. Yani Tsumidika aslında orada biraz daha kalıp en azından bu sezon bitene kadar kalıp bir sonraki sezon kendi takımını oluşturduktan sonra aslında Çaykur Rize'de başarılı olabilirdi. Ama karşılıklı olarak yollar ayrıldı. Size 27. haftadan bahsedeceklerim bunlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Hatta şöyle yapayım. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.